14 yaşında bir adam. Yazan Yakup Kadri Karaosmanoğlu. Seslendiren Boğaçan Sözmen. Yolu arabacı da bilmiyor. Kah sağa, kah sola sapıyor, kah tarlaların içine sürüyor. Sonra kafasını bana doğru uzatıp şaşkın şaşkın gözlerle bakarak "Acaba buradan mı gitsek, acaba şuradan mı gitsek?" diye soruyor. Ben gittikçe öfkelenmeye başlıyorum. "Nasıl arabacılık bu?" diyorum. "Ne yol bilirsin ne de..." "Yol nerede efendi, yol yok ki bileyim," diyor. Biçarenin hakkı var. Evet, yol yok ki. Bir müddet iyi kötü bir şose üstünde gidiyoruz. Birkaç kilometre sonra bakıyorsunuz altınızdaki bu şose kayboluveriyor. Ya bir derenin kenarındasınız ya sarp bir tepenin eteğinde. Bir tabii bu sarp tepeye çıkmak ihtimali olmadığı için derenin çakıl taşları üstünden sarsıla sarsıla gitmeye mecbur oluyorsunuz. Derken önünüze bir çoban yolu çıkıyor. Bir müddette bunu takip ediyorsunuz. Bir de bakıyorsunuz ki bu yol da bitmiş. Hadi tarlanın içine. Lakin tarlalar ekseriyetle hendeklerle çevrilmiş. Bir yaylı arabanın hendekten geçebilmesi mümkün değil. O vakit bir sağa bir sola başvurmaya başlıyorsunuz. Ta ki daldığınız bu toprak deryası içinden kendinize bir iz bulup çıkana dek. Bin zahmet, bin meşakkatle bu izi buluyorsunuz. Şimdi önünüzde bir kanı arabasının yılan kavi çizgileri uzanıyor. Arabacı bu çizgiler üstünde "Deha!" diyor. İşte sabahtan beri bu halde bir serseri arabanın içinde sarsıla sarsıla gidiyordum. Sabahleyin çıktığımız köyden yolu tarif etmişler ve 7 saatte kasabaya varabileceğimizi söylemişlerdi. Hani yol? Ne 7 saati? Şafak'la beraber hareket etmiştik. Şimdi ise akşam oluyor. Ne yapmalı? Kime sormalı? Etraf o kadar da tenha ki. Birden arabacı bağırdı. "Ülen! Ülen!" Başımı arabanın perdeleri arasından dışarıya uzattım. Arabacı 20-30 metre ötede bizim gittiğimiz istikamete yürüyen birine doğru bağırıyordu. Yürüyen durdu. Bu 8-10 yaşlarında tahmin olunabilen cılız bir oğlan çocuğu. Kendisinden iki kat daha ağır bir çuval yüklenmiş, eline de pabuçlarını almış, bize doğru yaklaştı. Arabacı sordu. "Ülen, şehir yolu nerede biliyor musun?" Çocuk ince cılız ellerinden birini, boşta duran elini karşıki yamaçlardan birine doğru uzattı. "Deha yol orada ağrıp yatıyor," dedi ve sonra ilave etti. "Ben de şehre gidiyorum." Küçük çocuğun yüzü çok sevimliydi. Üstü başı da oldukça temiz görünüyordu. "Yol ağrıp yatıyor" tarzında söylenişi pek hoşuma gitti. Dedim ki, öyleyse bin arabaya beraber gidelim." Çocuk bir tereddüt dakikası geçirdi. Sözüme inanmıyor gibi yüzüme baktı. Çuvalını yere bıraktı. Teklifimi tekrar ettim. "Hadi," dedim. "O çuvalı arabacının yanına koy, sen de çık." Karşımda yer gösterdi. Pabuçlarını yan yana büyük bir ihtimamla çuvalın üstüne yerleştirdi. Kendisi de sırtı arabacıya ve yüzü bana çevirik ayaklarını altına alıp oturdu. Yavrucağı gittikçe daha sevimli buluyorum. Kendine göre saygılı, terbiyeli bir tavrı da var. Ve zeki, parlak gözleriyle dikkatli dikkatli beni süzüyor. Bu gözlerin önünde kendimi adeta mahcup hissediyorum. Tıpkı bir büyük adam gibi bakıyor. Zaten Anadolu çocuklarında bu büyük adam bakışı ve bu olgun erkek tavrı seyrek görülen şeylerden biri değildir. Bunlar bazı mahlukat gibi sanki doğdukları günden itibaren yürümeye, işlemeye ve hayatı anlamaya başlarlar. Hiç oyun devirleri yoktur. 8-9 yaşlarına basar basmaz maişet kaygıları, vaktinden evvel kavrulan, kabuk bağlayan fidan vücutlarını şiddetli bir rüzgarla sarsmaya başlar. Bu çocuk da neden onlardan biri olmasın? Soruyorum. "Sen kaç yaşındasın bakayım?" "14 yaşındayım," diyor ve acayip bir vakarla önüne bakıyor. Mutlaka abartıyor. Ben ona 12'den fazla veremiyorum. "Hangi köydensin?" "Karaışık köyündenim." "Böyle geç vakit şehre ne yapmaya gidiyorsun?" Başı ile arkadaki çuvalı işaret etti. "Azıcık kuru yemiş götürüyorum. Yarın sabah pazar var," dedi. "Buranın pazarı erken olur. Yola sabahtan çıkarsam yetişemiyorum." Bir müddet o da ben de sustuk. Çocuk gene dikkatli dikkatli beni inceliyor. Dedim ki, "Sizin köyden şehre kaç saatte gidilir?" "Ağır ağır yürürse tam 6 saatte," dedi. 6 saat. Çok uzak değil mi? Yorulmaz mısın?
Sorumu anlamadı. Duruşunda yorulmak mı, o da nedir? Şunun söylediğine bak demek istiyor gibi bir hal vardı. Her hafta giderim dedi. Şehre varır varmaz İsmail Ağa'nın hanına inerim. He, İsmail Ağa'yı tanırsın değil mi? O benim dayımdır. Öğleye kadar işimi bitiririm. Satacağımı satar, alacağımı alırım. Vakit olursa bir de hamama giderim. Yahut Aşçı Recep Ağa'nın dükkanında bir yoğurtlu kebap yerim. O da para artarsa. Satacağımı satarım, alacağımı alırım dedin. Kazandığın parayla neler alırsın bakayım? E ne gerekse alırım dedi. Bazı tuz, bazı şeker lazım olur. Anama yemeğini, ablama çorap alırım. Bazı kendime zıbınlık alırım. Çuvalın üstüne yerleştirdiği pabuçlarını gösterdi. Bunları geçen hafta 3 kağıda aldım dedi. Ve gözlerini gözlerinin içine dikerek... Pahalı mı? Ne dersin? Aferin, ucuz almışsın. Ve birden büyük bir merakla sordu. Senin baban falan yok mu? Başıyla hayır işareti yaptı. Sonra hiç de masum görünmeyen bir tavırla... Babam seferberlikte askere gittiydi. Geçen sene künyesi geldi dedi. Künyesi geldi, köylü lisanında öldü demektir. Demek ki şimdi babanın yerine eve bakan sensin dedi. İki defa başıyla evet evet dedi ve karşımda rahat bir vaziyet aldı. Ona bir cigara uzattı. Aldı ve kafasını saran yemeninin arasına yerleştirdi. Ben içmem. Şehirde dayıma götürürüm dedi ve gittikçe laubalileşen bir tavırla sözüne devam etti. Babam çok içermiş ama ben içmem. Cigara içecek vaktim yok ki. İşim başımdan aşkın. Anamın ayaklarına hastalık geldiği günden beri davarı güden, tarlaya bakan, odun kesmeye giden hep benim. Ablam yalnız su taşır ve aşa bakar. Hem o bizde misafirdir. Başka köye gidecek. Geçen yıl nişanlandı. Çok ciddileşen konuşmamızı biraz değiştirmek için gülerek dedim ki sen de nişanlansana. Bak bu kadar becerikli koskoca bir adam olmuşsun. Hem karın da senin işlerine yardım eder. Fena mı? Mahzun mahzun yüzüme baktı. Efendim, nişanlanmıştım emme. Olmadı, olmayacak dedi. Kızın başına bir kaza geldi. Düşman köyden çıkarken. Hayretten tıkanıyorum. Ne diyorsun? Sahi mi? Ne kazası? Ha söyle söyle diye haykırdı. Utanarak başını önüne eğdi. Dokunmuşlar dedi ve gittikçe ağırlaşan bir sesle ilave etti. Dokunmuşlar değil. Dokundular. Benim gözümün önünde. Köyün öbür kızlarıyla beraber derenin içine sürüklediler. Biz bağırdık, çağırdık. Aman etmeyin, zaman etmeyin dedik. Ama kasmadılar. Ben arkalarından gitmek istedim. Anam bırakmadı. Biricik oğlum, sana da kıyarlar dedi. Ağlıyordu. Dayanamadım, kaldım. Artık çocuğun yüzüne bakamıyordum. Hayatın en mühim hadiseleriyle boğuşmuş bu köylü yavrusunun karşısında... Ben artık hiçbir şey bilmeyen, hiçbir şey anlamayan ve sanki korkunç bir masal dinliyormuş da tüyleri ürpermişçesine bir köşeye sinmiş 34 yaşında toy, ürkek bir küçük çocuktum.